ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanına adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Osmaniye Kadeli. Burada psikolog hizmeti veren Melisa Hanım'ın konuğu olduk. Yanımızda kendisinin değerli bilgilerini alacağız ama önce kendisini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Melisa Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Melisa İplikçioğlu. Kadirliliyim. Kadirli'de 2 yıldır hizmet veriyorum. Kendi adıma özel Melisa İplikçioğlu adına bir aile danışma merkezim var. Hem çocuk ergenlere hem yetişkinlere terapi hizmeti veriyoruz. Aslında Kadirlili olmanın verdiği avantajla birlikte dezavantaj da var ama hikayemizde en çok da bizi heyecanlandıran durum bu. Kendi mesleğimle kendi yerimde hizmet veriyorum. Peki bu serüven nasıl başladı? Nasıl psikolog olmayı seçtiniz? Şöyle, aslında çocuk uzmanlığı alanında başlamıştım önce. Daha sonra eğitimimi yükselterek, yani kendi alanımda lisans ve yüksek lisans yaparak, çap yaparak alanımı genişlettim. Bugün çocuk ergenle başladığım bu yolda yetişkin terapisiyle devam ediyorum. Kurumumuzda çocuk ergen ve yetişkini barındırıyoruz. Özellikle de aile alanında olan sıkıntıların üzerinde duruyoruz. Bu tabii çok geniş bir yelpaze. Yelpaze büyüdükçe ben de kendimi geliştirmek için bütün gerekli eğitimler, gerek diplomalar, yüksek lisanslar hepsini tamamladık. Şimdi doktora öğrencisi olarak yeniden serüvene devam ediyoruz. Hiç bitmeyen bir eğitim serüveni aslında bu süreç. Yani psikoloji şöyle bir şey. İnsan gün geçtikçe değişen ve varlığı hiçbir şekilde tahmin edilemez. İçinde birden fazla renk bulunduran bir kavram. İnsan kavramını anlayıp onlara hizmet edebilmeniz için her detaya neredeyse hakim olmanız gerekiyor. Tabii ben kendi alanımda daha minimal uzmanlaşmaya çalışıyorum ama sonu bitmeyen bir serüven diyebiliriz. Kesinlikle. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler tam olarak aile terapisi mi yoksa farklı hizmetlerimiz de mevcut mu? Aslında aile danışma merkeziyiz. En önceliğimiz, en büyük önceliğimiz aile içi bireylerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları, çatışmaları, problemleri. Bu geniş bir başlık. Cinsel terapi de veriyoruz. Kadın ve erkekteki cinsel işlev bozukluklarına dair. Çocuk ve ergenlere giriyoruz oyun terapisiyle. Oyun terapisi 20 yıldır hayatımızda olan ama son böyle 5-10 yıldır popüler olan bir durum. 11 yaşına kadar, 3 yaşla 11 yaşına kadarki çocuklarda bilişsel gelişimi tamamlanmamış çocuklara verdiğimiz bir hizmet. Sınav kaygısı, tırnak yeme, tiksinme bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi aslında birden fazla büyük problemler var. Çocukluk çağı depresyonları var, takıntı bozuklukları var. Bunların hepsiyle ilgileniyoruz. Aslında insan bir... ne diyelim, önemli bir kavram ama bir bütünüyle bakmak gerekiyor. Ailenin bütünüyle, biz de bütünüyle inceliyoruz. Yani aslında bir sorun varsa bir bireyde, onu tedavi edebilmek adına o danışanın aile bütününe bakıyorsunuz. Aile bütününe zaten o en önemli etken, birinci etken. Yani bir ailenin erozyona uğrayıp uğramadığını bu kişisel bir psikolojik bozukluktan mı yoksa aile içi çatışmadan mı diye önce ayırt etmek gerekiyor. Asıl ana faktör bu bizim hizmetimizde zaten. Peki bu marka adı ne zamandır hizmet veriyor? 2 yıldır diyebilirim. 2 yıldır Kadirli'deyim ve burada 2 yıldır danışanlarıma hizmet veriyorum. Daha önce farklı bir yerde çalışıyor muydunuz? Daha önce özel bir okulda kısa bir süreliğine öğretmenlik yapmıştım. Oradan da kendi adınıza bir yer açmayı daha uygun gördünüz. Evet, yani psikoloji alanı, rehberlik alanı, danışmanlık alanı aslında benim kendimi bulduğum, insanlara daha rahat hizmet verebildiğim bir alan. Bu benim için kendimi tam olarak ispatladığım ve kişilere erişebildiğime inandığım bir yer. Umarım böyle devamı gelir diye düşünüyorum. Peki Melisa Hanım, burayı danışanlarınız için özel kılan nedir? Danışanlarım için özel kılan aslında bulunduğumuz, yani yarattığımız bu terapi alanının, danışmanlık merkezinin insanlara birinci önceliği güven ve huzur vermesi. Daha sonra fiziksel alanda ise sıra beklemiyorlar. Yani biz ayaklı hastaları kendi öz iradeleriyle, kendilerinde fark ettikleri problemleri
daha hızlı çözebileceklerini hissettikleri yerde buluşturuyoruz. Sessizliğin aktif olduğu, insanların sıra beklemek zorunda kalmadığı, güvenilirlik problemini yaşamamaları için de aramızda bir gizlilik sözleşmesini yaptığımız bir ortamdayız. Aslında mahremiyet çok zor, açmak çok zor. İnsan aynada bile kendini açamıyor bunu ama biz bu alanı burada samimi bir şekilde yarattığımızı düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum.